Sesli fikirlerden herkese güzel bir hafta diliyorum. Ben Hatice ve her hafta belirlediğim konular üzerine fikirlerimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Umarım siz de keyif alarak dinlersiniz. Asrın felaketi olarak nitelendirilen büyük bir deprem, herkesi içsel yolculuklara daha çok yakınlaştırdı. Yaşam ve ölüm arasındaki çizgiyi daha da belirsizleştirirken, kıymet vermeyi aklımızın ucundan bile geçirmediğimiz her şeyi bir anda değerli kıldı. Bu sebeple bu hafta size tarih boyunca süre gelen bir nesneden bahsedeceğim. Hayat ağacı. Birçok semai dine, inanca, mitoloji ve halk masallarına konu olmuş hayat ağacı. Her ne kadar kozmik ağaç, dünya ağacı, evren ağacı ya da hayat ağacı gibi çeşitli isimlerle anılsa da kullanılan motif aynı kalmış. Dünya çapında yer edinen kültürlerde ortak bir fikir aslında hayat ağacı. Yaşamın kaynağını temsil eder hatta. Tüm canlılar arasında bağ oluşturan bir güç ya da yaşam ve ölümün döngüsünün tezahürüdür. Birçok mitte yer alan bu ağaca verilen ortak özelliklerden biri de hayat ağacının ve meyvelerinin doğaüstü güçler tarafından korunmasıdır. Çünkü bu meyveden yiyen herkes ölümsüzlüğü tadar efsaneye göre ya da bereketi simgeler ya da doğurganlığı. Peki nerede bu hayat ağacı diyorsanız onu da düşünmüşler. Dünyanın merkezinde dikili olduğu yaygın bir görüş halini almış. Farkında mısınız? İnsan konu ne olursa olsun merkezde toplanıyor. Merkezde olmanın verdiği güvenli bölge hissini arıyor. Her zaman. Merkez aynı anda odak noktasıdır da değil mi? İnsan da odakta olmaktan haz duyuyor. Merkeziyet arayışının cevabı budur belki de. Hayat ağacına dönecek olursak gizli, saklı, kutsal bir ormanda olduğu söyleniyor. Ve ağacın türü ise birçok topluma göre değişkenlik gösteriyor. Mesela meşe, kayın, çam, zeytin, elma, hurma, incir, asma ve daha birçok bitki. Ama en çok bilinen ve en önemli türü servi ağacı. Tüm mevsimlerde capcanlı, yemyeşil durur servi ağacı. Gökyüzüne doğru yükselir de durmaz. Teslimiyeti simgeler aynı zamanda. Bu yüzden de kutsal sayılır. Aslında bu kutsallık sadece hayat ağacıyla ilişkilendirilemez diye düşünüyorum. Çünkü ağaçlar özellikle de Türk toplumlarında insanın hayatında çok önemli bir yer tutuyor. Ağacın kendisi kutsal zaten temelde. Ağacın, yeşilin varlığının insana huzur verdiği çeşitli bilimsel çalışmalarla da destekleniyor. Antik Mezopotamya bölgesinde kutsal ağaç motifi, deseni ne demek isterseniz artık bu oldukça yaygın. Ve bu sayede Mısır, Yunanistan gibi komşu bölgelere de yayılmış olduğunu görüyoruz bu motifin. Araştırmacılar bu ağaç sembolünün dini bir önemi olduğunu iddia etse de daha sonra bölgede gelişen dini sanat eserleri ve düşüncelerinin bir özelliği haline gelen hayat ağacının aynı şeyi temsil ettiğine dair bir konsensus yani fikir birliği bulunmuyor. Öte yandan hayat ağacının bahsettiği ölümsüzlükten de bahsetmiştim. Çinli Daoist mitolojisine göre Pantao adlı bir şeftali veriyor bu ağaç. Fakat her 3000 yılda bir kez olgunlaşıyor. Yani ölümsüz olmak öyle her yiğidin harcı değil diyorlar bize anlayacağınız. Bir Alman mitolojisinde ise Tanrıça Idun'un koruma altına aldığı kutsal ağaçların ölümsüzlük elmaları var mesela. İncil'in ilk versiyonundaysa hem hayat ağacının hem de bilgi ağacının cennet bahçesinde yetiştiği söylenir. Oradaki bilgiye göre Adem ve Havva bilgi ağacının meyvesini yer ve yaratıcı onları bahçeye girmekten men eder. Ateş saçan bir kılıçla bir meleği bahçenin kapısında görevlendirir ki Adem ve Havva bu meyveyi yiyerek ölümsüz olamasın diye. Yine Alman mitolojisindeki dünya ağacı aslında bir kül ağacıdır ki inanışlara göre 9 diyarı birbirine bağlar. Yeraltı dünyası, bizim yaşadığımız dünya ve tanrıların diyarı Asgard. Bir Viking izleyicisiyseniz Asgard'ı bilmemeniz mümkün değildir. Dünya ağacı hem yaşamı hem de ölümü çağrıştırır. Tanrı Odin'in gizemli hikmeti alabilmek için kendisine astığı dar ağacıdır dünya ağacı. Ve bu olay Ragnarok'un yani
yıkıcı sonuçları olan Tanrılar Savaşı'nın ardından yeni yaşamın kaynağı olarak da bilinir. Keltlerin hayat ağacı formuysa daha çok ölümle ilişkilendirilir. Yaşadıkları yerin tam ortasındaki bir ağacı korurlar ve orayı kutsal bölge olarak adlandırırlar. Bu ağacın Keltlerin öbür dünyasına, yani ölüler ve diğer ruhların bölgesine geçişte izin bölgesi olduğuna inanılır. Yaşayanların, yani bizim pasaport uygulamamız gibi, ama mitoloji denilince daha egzantrik geliyor kulağa, değil mi? Bilimde ise hayat ağacı dünya üzerindeki tüm canlı çeşitliliği arasındaki bağa atıfta bulunmak için bir tür metafor olarak kullanılıyor. Hayat ağacının biçimsel özellikleriyle ilgili ne söyleyebiliriz? Bir de gelin ona bakalım. Bütün alemleri birbirine bağlar. Ağacın kökleri cehennemi, gövdesi yeryüzünü ve 9 dalı da cenneti tasvir eder. Hatta eski Türkler hayat ağacının yerin ve göğün direği olduğuna inanırlardı. Yerin direği hayat ağacı iken göğün direği de kutup yıldızıdır onlara göre. Çok sevdiğim bir kalemi olan İskender Pala'nın Akşam Yıldızı adlı kitabında da bahsedilir bu yıldızdan. Anadolu'muzun seher yıldızıdır bu aslında. Yeryüzünde bulunan her şeyin göğe kıyasla daha hızlı bir değişim halinde olduğunu düşünürüm hep. Çünkü insan yerle daha çok haşır neşirdir. Eker, biçer, toplar, değil mi? Göğe erişim maliyet ister. Uçakları düşünün mesela, daha pahalıdır. Sırf bu yüzden de her ne kadar aynı yeryüzünü paylaşsak da göğün gücü daha fazladır. Çünkü gök birleştiricidir. Her göğe baktığınızda aynı yıldız perdesini paylaştığımızı unutmayın. Gök sevgiye benzer, yaraları iyileştirir. Hayat ağacı da yeri ve göğü birleştirir. Kendi hayat ağacınızı bulmanız ümidiyle bir sonraki bölümde buluşana dek hoşça kalın.